Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün silindir konusunu işleyeceğiz. Silindirin özellikleri, açılımı, alanı ve hacmini hesaplamayı öğreneceğiz. Biliyorsunuz eskiden 7'de işliyorduk, artık 8. sınıf konusu oldu. Artık yeni TEOG sisteminde de çıkacak bir konu. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız sevgili gençler, hemen aşağıdaki abone ol butonlarından abone olabilir. Yanındaki zil tuşuna basarak da bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak için videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi kalemleri, kağıtları hazırlıyoruz. Dersimiz başlıyor. Evet, sevgili gençler, önce şöyle silindir bir genel olarak konuşalım. Kendi aralarında çocuklar kavga ederken seni silindir gibi ezerim falan gibi böyle muhabbetler yapıyorlar ya. İşte oradaki geçen silindir şuradaki araç oluyor. Yolları düzeltmek için kullanılır. Şurasında bakın böyle tekerlekleri silindir gibi olduğu için buna silindir denir. Ayrıca konserve kutularımız, buna benzer bütün şekiller silindir oluyor. Bu da silindirimizin gerçek şekli. Bu aynı zamanda bir prizmadır sevgili gençler. Tabanı daire olan bir prizmadır. Siz de günlük hayatta aklınıza gelen silindir modelleri varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi bu silindirimizi tanıyacağız birlikte. Bütün parçalarına oklar çektim sevgili gençler. İlk bileceğimiz şey ne dedik biz? Bu bir silindir, tabanı daire olan bir silindir. O zaman burası nedir? R ile göstereceğim. Bu yarıçapımız. Devam edelim. Şunları kırmızıyla yazacağım. Burasına üst taraf olduğu için tavan diyebiliriz. Tavan. Alt tarafa taban diyebiliriz. Tavanı ve tabanı her zaman aynıdır. Şurada gösterilen yan kısma yan yüz diyoruz. Şuna da arkadaşlar yükseklik ya da eksen diyebiliyoruz. Bu aynı zamanda cismin yüksekliğidir de silindirimizin yüksekliğidir. Şurada şunu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle uçtan uca çizersek o zaman bu ne olacak? Büyük R yani çap. Bu arada çemberle ve daire ile ilgili bütün özellikler silindir içinde geçerli. Neden geçerli? Çünkü bakın burada tabanları silindir oluyor. Peki bir değerlendirme yaparsak ne diyeceğiz? 1 yan yüzeyi var. 2 tabanı var. Toplam kaç yüzeyi var? 3 yüzeyi var. 3. Köşe? Köşe var mı? Köşe yok. Ayrıt var mı? Ayrıt kenar demektir sevgili gençler. Ayrıt var mı? Hiç düz kenarı var mı? O da yok arkadaşlar. Ayrıtı da yoktur. Silindirimizi bu şekilde değerlendirebiliriz sevgili gençler. Bütün ana özelliklerini ve temel elemanlarını göstermiş oldum. Bu arada geçmeden bir de silindirimizin açılımını yapalım sevgili gençler. Şöyle bir konserve kutusu gibi, bu arada eğer olsa araya bir animasyon koyacağım. Oradan da görebilirsiniz. Biz önce bir açalım isterseniz. Kapakları üstte açıyorsunuz. Ortada kalan yan yüzeyi de konserve kutusunu açar gibi şöyle açtığınızda bir dikdörtgen oluşuyor. Yukarıya kapağımı açıyorum. Aşağıya kapağımı açıyorum. Bakın aşağı açtık, yukarı açtık. Bunu da yana doğru açınca şöyle bir şekil oluşuyor. Bunun farklı şekilleri de olabiliyor. Dediğim gibi animasyonda izleyebilirsiniz. Şimdi de taban ve yan yüzey ilişkisinden bahsedeceğim. Bu test sorularında en çok karşınıza çıkan ve en çok soru sorulan kavramlardan biri. Bir silindirin açılımını görüyorsunuz. Artık açılımını öğrendik. Bakın ben şurasını çiziyorum. Ben burayı şöyle kapattığımda, yani eski haline getirdiğimde ne oluyor? Bu kırmızı kısım bu çemberin çevresini sarıyor. Bunu yarıçapı olsun. Bunun çevresi yani 2 pi r buradaki kenara eşittir. O zaman bu kenarın uzunluğuna da 2 pi r diyeceğiz. En çok soru tarzları bu sevgili gençler. Mesela diyor ki r 3 ise buraya da 2 diyor mesela. Yan yüzey nedir diyor. Bakın burada bir dikdörtgen var değil mi? Hemen önce bir çevre hesaplıyorsunuz. 2 çarpı pi 3 alıyoruz. R de 3 demiş. 2 kere 3 6 3 ile çarp 18. Hemen şuraya diyorsunuz ki bu kırmızıyla gösterdim yani. Yani şurası 18 oluyor. E burayı da 2 vermişti zaten. O zaman burayı ne buluruz? 8 kere 12'den 36. İşte bu tarz sorular soruyorlar. Çemberin çevresi yani tabanın veya tavanın çevresi şuradaki kenara eşit oluyor. Hemen bir örnek yapalım bu konuyla ilgili. Bu kazanım iyice yerine otursun. Size de bir adet soru soracağım. Şekilde yarıçapı ve yüksekliği verilen dik dairesel silindirin açılımı aşağıdakilerden yani yandakilerden hangisidir diyor. Hemen olayı ben kendim çizmek istiyorum. Çiziyorum. Çizimimi boşver. Şöyle çizsem yeter. Aşağıya göstermeye de gerek yok. Ne dedik? Çevresi buraya eşit olacak.
Bakın yüksekliği burasıymış. Yani 10'muş. Yüksekliği 10 olanlar 10, 10, 10, 10. Evet, gerçekten çok güzel. Hiç eleyecek şık vermemiş. O zaman ben çevresini hesaplayacağım. Hemen çevre hesaplıyorum. 2 çarpı pi'yi 3 al. 3 çarpı yarı çap. Yarı çap 4. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24. Demek ki bu uzunluk 24 olacak. 4 demiş, 8 demiş, 16 demiş, 24. Cevabı D şıkkı bulduk. Evet, şimdi sıra size sevgili gençler. Videonuzu durduruyorsunuz. Cevabı bulup benden kontrol ediyorsunuz. Soruda yan yüzü kare olan bir dik dairesel silindir için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kareymiş. Kareyi çiziyorum. Buradan çizdik. Tam olmadı ama artık öyle kabul edelim. Bakın yükseklik şurası oluyordu. Ben şurayı da tavan ve taban olarak işaretleyeyim. Buraya da R diyorum. Yükseklikle yarıçap arasında bir ilişki bulmam gerekiyor. Burası kare olduğuna göre burası H ise burası da H mi? Evet. Tamam o zaman. Biz şuradaki uzunluğu nereden buluyorduk? Buranın çevresinden. Hemen çevre yapıyorum. P'yi 3 al. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap R eşittir yüksekliğe. Neden yüksekliğe eşit? Çünkü kare demişti. Buraya buraya eşit. Buradan da 6R eşittir H bulmuş olduk. Evet. Direkt bir de cevabı verdi. Sadece buradaki kuralı uygulamanız yeterli. Bakın çevre eşittir. Buradaki kenar. Bu kadar. Evet, şimdi silindirin alanını bulacağız birlikte. Diğer prizmalarda olduğu gibi arkadaşlar. Bütün alanları toplayacağız. En başta az önce bahsetmiştim. Bu silindirde kaç yüzey var? Üst taraf, alt taraf, bir de yan yüzey. Yani toplam 3 yüzeyimiz var. Alan eşittir diyoruz. Ne yapacağım? 2 tane tabağın artı yan alanı topladığımda bütün alanı bulmuş oluyorsunuz. Bakın çok fazla formül ezberlemenize gerek yok. Şunu bilmeniz yeterli. Bakın çemberin alan formülünü biliyor musun? Yazalım. 2 çarpı. Burada göstermeyeyim. Şuraya geleyim. Bunun alanı ne? Pi r kare. Aşağının alanı ne? Pi r kare değil mi? Yani 2 tane pi r kare var. Bu tamam. Geldik şimdi bu yan yüzeyin alanına. Ben bunu da açılımdan hatırlatayım bakın. Yan yüzey şöyle bir şey değil miydi? Burası yükseklik oluyordu. Yani şurası. Burayı nasıl buluyorduk? Burayı da bu çemberin çevresinden buluyorduk hatırlıyorsanız. Az önceki kazanımımızdan bahsediyorduk. O zaman burası da 2 pi r mi? Bunu da yazdık. Artık buranın alanını bulabilirsiniz. Nasıl yapacağım? Burası çarpı burası. 2 çarpı pi çarpı r. Bu çevremiz çarpı yükseklik. İsterseniz direkt formülü 2 pi r kare artı 2 pi r h olarak ezberleyebilirsiniz. Ya da tabanı bulur 2 ile çarparsınız 2 tane olduğu için. Sonra çevreyle şu yüksekliği çarparsınız. Yan yüzeyi de bulmuş olursunuz. Ardından topladığınızda sonucu bulabilirsiniz. Evet, birazdan bir örnek çözeceğiz ve detaylı olarak bir daha anlatacağım. Evet, hemen çözelim. Bize bir konserve kutusunun yarıçapını ve yüksekliğini vermiş. Alanını istiyor sevgili gençler. Yapımında kaç santimetre kare teneke demiş, yani alanını istiyor bizden. Eğer konuyu anladıysanız isterseniz siz de kendiniz çözebilirsiniz. Alan eşittir diyorum. Buraya diğerlerini yazarım. Önce taban alanını bulacağım. Bakın yarıçapı ne vermiş? 6. Kural neydi? Pi çarpı r kare. Pi'yi 3 al. 3 çarpı 6'nın karesi. Buradan 3 çarpı 6'nın karesi 36. 3 kere 36 108 yapar. Demek ki tabanımızın biri 108. Alt tarafta 108. O zaman alan eşittir. 108 artı 108 artı dedim. Şimdi yan yüzeyi bulacağız. Yan yüzeyi nasıl bulunuyordu? Açtığımızda dikdörtgene dönüşüyordu. Bir kenarı yükseklik oluyordu. Şuraya göstereyim. Burası yükseklik oluyordu. Burası da çevreye eşit oluyordu. Yani 2 pi r'ye. 2 çarpı 3 çarpı 6'dan. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. Bunu da yazdık. Diğer kenar kaç çıktı bakın. Yan yüzeyimiz ne çıktı? 36 kere 10'dan 360 çıktı. Yapacağımız tek şey bunları toplamak. 360, 108, 108 yazıp toplayacağım. 8, 8, 16 elde var. 1, 6'ya ekle 7, topla 5, 576, D şıkkı bulduk. Bir daha özetleyeyim. Üst tabanı bulduk 108. Alt tabanı bulduk çemberin alanından 108. Sonra yan yüzeyi bulmak için dikdörtgenimizi çizdik. Yüksekliğimiz 10 demiş. Bu kenarı bulmak için çemberin çevresinden yararlanıyoruz. 2 pi r yaptık. 36 çıktı. Sonra da dikdörtgen alanından 360 hesapladık. Sonra da alt taban, üst taban ve yan alanı toplamış olduk. Evet sevgili gençler, şimdi olayı anladınız mı, anlamadınız mı onu ölçeceğiz.
Yine 5 saniye bekliyorum. Durduracaksın. Çözeceksin. Sonra da benden kontrol edeceksin. Evet, süremiz doldu. Şekildeki açının verilen dik dairesel silindirin yarıçapı 5'tir. Yüzey alanı 360 olduğuna göre yüksekliğinizdir. Bakın bu sefer ters köşe yapmış biz. Yüzey alanı vermiş. Bu 5'ten yararlanarak şurayı bulabilir miyiz? Evet. Hemen bulalım. Pi r kareden 3 çarpı 5'in karesi. 5'in karesi 25. 3 kere 25 75. Üst taraf 75. Alt tarafta 75 oldu mu? Kaç etti? 150. Şimdi 360'dan 150'yi çıkarıyorum. 0, 1, 2. 210 neresi? 210 yan yüzeyim oluyor. 210. Bu tamam. Bu benim ne işime yarayacak? Yüksekliği bulmama yarayacak. Çünkü bu 210'u nasıl bulmuştuk? Şu maviyle gösterdiğim ve yeşille gösterdiğim yeri çarpınca. Hocam ikisini de bilmiyorum. Ama maviyle gösterilen yeri bulabiliyorduk değil mi? Nasıl buluyorduk? Buranın çevresi bu kenara eşitti. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten çevre hesaplıyorum. 6 kere 5, 30. Bu kenarı bulmuş olduk. 30 santimetre. Artık sorumuz şu hale döndü. Burası 30. Burası H alanı da vermiş. Yani 30 ile H'yi çarpınca 210 oluyormuş. Hangi durumda 210 olur? Tabii ki 7 kere 3, 21 olduğu zaman. Buradan da yüksekliği bulmuş olduk. Ne yaptık? Üst tarafı bulduk, alt tarafı bulduk. 75 topladık, 150. Bütün yüzey alanından çıkardığımızda yan yüzeyin alanı kaldı. Yan yüzey de bu kenar çarpı burasıydı. Bu kenarı çevreden bulduk. Direkt yüksekliği bulmuş olduk. Evet, umarım alanda tamamdır. Şimdi hacme geçeceğiz. Geçmeden önce sizden küçük bir isteğim olacak. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz faydalı olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bundan dolayı şimdi aşağıdaki beğen butonuna bir kez basacağız ve arkadaşlarımızla videoyu paylaşacağız. Evet, konunun son kazanımına geldik. Bu konularla ilgili çözümlü örnekler videosu da yapacağım arkadaşlar. Çünkü silindirle ilgili çok fazla soru tarzı var. Silindirin hacmine gelelim. Diğer prizmaları hatırlarsanız prizmaların hacminde hacim bulurken hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik yapıyorduk. Burası yükseklik, burasının R dedik. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi birlikte formülü yazalım. O zaman hacim eşittir. Tabanın alanı nedir? Tabanımız bir daire olduğundan dolayı dairenin alanı yazacağım. Pi r kare çarpı h zaten verilmiş. Direkt hacim formülümüzü yazmış olduk. Taban alanı çarpı yükseklik yani pi r kare h yapıyoruz. Evet, bu örneği ben çözeceğim. Sonrakilerini de size çözdüreceğim. Yarıçapı 4, yüksekliği 6 ise hacmi nedir? Sadece formülü uygulayacağız. Başka bir şey yok. Hacim eşittir. Taban alanımız, tabanın alanı pi r kareden pi çarpı r kare. Onu yükseklikle çarpacağım. 6 ile. Devam ediyorum. 3 çarpı 16 çarpı 6 oldu. Sayılar biraz büyük. Onun için çarpmak zor olabilir. Önce 3 ile 6'yı çarparım. 18. 18 çarpı 16 yapacağım. 6 kere 8 48 elde var. 4. 6 kere 1 6. 4 ekle. 10. Sonra da 18 topladım. 8 8 2. 288. Ne olacak? Santimetre küp bu arada arkadaşlar. Hacmin birimi santimetre küptür. Bazen bu birimleri dönüştürme ile alakalı sorularla karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı birim dönüştürme konusunda da çalışın. Biliyorsunuz 6. sınıfta işlemiştiniz. Evet, şimdi sıra sizde sevgili gençler. Videonuzu dur diyorsunuz. Cevabı bulup benden kontrol ediyorsunuz. Süremiz ne oldu bakalım. ABC'de dikdörtgende AB2, BC4'tür. Dikdörtgen önce AB kenar etrafında sonra BC kenar etrafında 360 döndürülüyor. Oluşan cisimlerin hacim farkı nedir? Evet, soru biraz zordu ama bu tarz soruları zaten karşılaşacaksınız. Her ikisini de yapacağım şimdi size. Önce AB kenar etrafında döndürüldüğümüzü kabul edelim. Buradan geçen bir şey etrafında döndürdüğünüzde şöyle bir silindir oluşur. Bu oluşan silindirin yarıçapı ve hacmi ne olur? Birinci durum diyorum. Yarıçap ne olacak? Bakın şuradan şuraya. Yani R 4 olacak. Şurası da kendi yüksekliği olacak. İkinci duruma geliyorum. Bu sefer maviyle göstereyim. Bu sefer AB etrafında döndüreceğim. Şöyle dönecek bakın. Şöyle bir silindir oluşacak. Bu sefer yarıçap şurası olacak. Yani 2. R 2 olacak. Yükseklik şurası yani 4 olacak. Bunları bulduktan sonra artık soru zaten çok karıştı.
Eğer durumu tam anlamazsanız azıcık videoyu geri sarın. Bunlar geri gidecek zaten. Tekrar görürsünüz. Şimdi ikisini ayrı ayrı hesaplayacağız. Aradaki farkı bulacağız. Neydi formülümüz? Pi r kare h. Pi 3 r 4 4'ün karesi çarpı 2. 4'ün karesi 16, 2 ile çarp. 32, 32'yi 3 ile çarp. 96. Herhalde doğru çarptık. Bakarız şimdi. Burada da uyguladım. Pi çarpı r kare çarpı h. 2'nin karesi 4. 4 kere 3. 12. 12 kere 4. 48. Şimdi aradaki farkı bulacağız. 96'dan 48 çıkaracağım. Cevap 48. C şıkkı oldu. Umarım çarpma işlemlerini doğru yapmışımdır. Hiç kontrol etmedim. Direkt çözdük. Eğer yanlış çözdüysek yandık. Şimdi yorumlara yağdırırsınız. Hocam yanlış çarptınız, sonucu yanlış buldunuz diye. Evet. Olayı anlamanız önemli. Sayıları farklı şekilde çarparsınız. Şöyle tek tek yazar çarparsınız. Yine sonucu bulursunuz. Mantığı anlamak burada daha önemli. Ve bir videomuzun daha sonuna geldi sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca takıldığınız bir şey olur ya da benimle paylaşmak istediğiniz bir mevzu olursa yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebiliriz. Şu an ekranda bir logo göreceksiniz. Ona tıklarsanız kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Yanındaki kutucuklardan da diğer ders videolarımıza ulaşabiliyorsunuz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.